Aslında tarihsel bir video hazırlamıştım fakat maalesef araya giren bir olay bana bu videoyu yapmam gerektiğini gösterdi. Bu video zaten gelecekti ama bu olay bu işin fitili oldu biraz. Olayın aslı ne? Erdal Erdoğan adlı bir sanatçı bir düğünde sahne alırken bunu TikTok'tan canlı yayınlıyor. Bu esnada düğün sahibi birden kendisine bir tekme atıyor ve bağırıyor, ortalıkta birbirine giriyor. Öğreniyoruz ki olay şu: Erdal Erdoğan'ı ve grubunu sahne alması için tutuyor. Kendisi de Kürt olan düğün sahibi. Erdal Erdoğan da TikTok'ta çok bilindiği için her sahne alışında canlı yayın açıyor. İnsanlar bu canlı yayından para bağışlayıp istek parçasında bulunuyor. İşte mevzu da burada kopuyor. Düğün sahibi istek parça istiyor fakat sanatçı öncelikle TikTok'tan gelen istekleri çalıyor. Bunun üzerine Maganda düğün sahibi, "Ben sana burada sahne al diye para ödüyorum, sen ne çalıyorsun?" diyerek sanatçıya saldırıyor. Beni şaşırtmayan bir magandalık bu. Çok konuşulmasa da maalesef halkımızda bu tarz insanlar var. Erdal buradaki sahnesini bitirdikten sonra sosyal medyada müzisyenler ona destek çağrısı yapıyor. İşte zurnacısı, davulcusu, vokalisti, bütün emektarlar destek çıkıyor ve haklılar da. Çünkü müzisyenlerin böyle şiddete uğradığı çok durum var. Velhasıl Erdoğan da açıklama yapıyor, diyor ki sağ olun destekleriniz için suç duyurusunda bulunduk vesaire. Yani müzisyene bir destek olayı var burada. Fakat her ne oluyorsa akşam üzeri aynı video Kürtçe şarkı çaldı diye faşistler saldırdı diye paylaşılıp patlıyor. Kısa sürede gündeme giriyor, binlerce paylaşım alıyor, milyonlarca da etkileşim alıyor. İlk başlarda tesadüf gibi görünse de bu olay bir sistemin, bir yapının parçası. O zaman gelin size 2 dakikada HDP'nin Kürtleri nasıl paranoyaklaştırdığını anlatayım. Konumuzu anlamanız için öncelikle guerrilla communication, yani komünikasyon gerillasını tanımanız gerekli. Komünikasyon gerillası 1967 yılında İtalyan gösterge bilimci Umberto Eco'nun kanonize ettiği bir psikolojik harp tekniği. Gayri nizami harp tekniklerinin propaganda versiyonu gibi düşünün bunu. İşte HDP'nin bu görevi üstlenen komünikasyon gerillaları var. Tabii onlar kendilerine böyle değil de HDP gönüllüleri diyorlar. Mesela bunlardan biri olan Serhat Eyalet Ordu'nun Ölürüm Türkiye'm videosunda patlatmıştık hatırlarsanız. Onun haricinde düzinelerce sayfa bir kişi var. Bunlar birlikte bir ağ oluşturuyor. İşte Twitter ayağında sözde mizah sayfalar önemli. Çünkü bu eylemlerde hızlıca gündeme girmek önemli ve gündeme girmek istiyorsanız da yüksek sayılı takipçili sayfalara ihtiyacınız var. Bunlar hep birlikte aynı tagi paylaştıkları zaman kısa sürede gündeme giriyorsunuz. Yani benim gibi tek başına gündeme girmiyorlar. Bunların ilk çıkanlarından biri Yılmaz Gedik adlı bir PKK'lı hesap. Profil fotoğrafında PKK'nın Beka Vadisi'ndeki kampında çekilmiş bir fotoğraf bulunan bu hesap HDP'nin sosyal medyada yalanlarını yayan ilk hesaplarıydı. Ya iyi de erlik, koca partinin böyle hesaplarla ne işi var ya dediğinizi duyar gibiyim. O zaman size Mart 2015'te Radikal Gazetesi'nde Pervin Buldan Yılmaz Gedik hayranı çıktı adlı Buldan röportajını göstermek isterim. Soru: aklınızda kalan bir tweetinizi, takipleştiğiniz ilginç bir kişiyi sorsak? Cevap: favorim Yılmaz Gedik. Ben bir yere gitmeden o benden önce gidiyor. Adeta ve benim çektiğim tüm fotoğraflar anında Yılmaz Gedik üzerinden yayılıyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Yılmaz Gedik sadece benimle ilgili değil, tüm siyasetçileri takip eden genç bir arkadaşımız. Kendisini yakından tanıma fırsatı da buldum. Öğrenci bir arkadaşımız. Hemen hemen tüm siyasetçilerle ilgili haberleri, yayınlanan fotoğrafları anında retweet eden, yeniden kullanan biri. Dolayısıyla siyasetçileri takip etmek isteyen aslında önce Yılmaz Gedik'i takip etmeli. Soru: Yılmaz Gedik aslında var olan birisi yani. Cevap: Tabi tanıştım ben, yaşayan biri. Tabi Yılmaz Temmuz 2015'te PKK üyeliğinden gözaltına alındı. Gedik'in gözaltına alındığını HDP eş genel başkan yardımcısı ve Adana milletvekili Meral Danış Beştaş duyurdu. Beştaş, sosyal medya gönüllülerimizden Yılmaz Gedik şu an gözaltında ve sorguda ifadesini kullandı. Basit bir gönüllü için eş genel başkanının devreye girmesi absürt değil mi sizce? Ayrıca kendisinin HDP sosyal medya gönüllüleri ekibinden olduğunu da böylelikle öğrenmiş olduk. Daha devam edelim mi? Haziran 2015 yılında Evrensel adlı KCK medyası bu sefer de HDP gönüllüleri iş başında diye haber yaptı. Yine 2015 yılında KCK medyasından bir gün HDP sosyal medya gönüllülerinden yandaş medyaya kınama diye haber yaptı. Bu ve bunun gibi yüzlerce böyle haber ve bağlantı var. HDP'nin komünikasyon gerillalarını tanıdık. Peki bunların yöntemi ne? Kullandıkları yöntem aslına bakarsanız basit. Stimulus response modeli. Yani etki tepki modeli. Pazarlamada bulunan arkadaşlar mesela çok iyi bilirler bunu. Yani basite indirgersek olay şu: kamu düşünce belli bir noktaya götürmek için tetikleyici eylemler yapmak. Yani daha da basit anlatayım bunu size. Bir mahallede yaşadığınızı düşünün. Nefret ettiğiniz Ahmet diye bir eleman var. Siz Ahmet'i hırsızlıkla suçlarsanız mahalle sakinleri nerede, ne zaman, nasıl ve kanıtların ne diye sorgulayacaktır. Ancak Ahmet'i yok etmek istiyorsanız mahalle sakinlerine teker teker çalışıp altyapı kurmanız lazım. Nasıl mı? Mesela bakkala gidip "Yahu bu Ahmet yan mahalledeki bakkalı soymuş diyorlar" dersin. Bakkal belki inanmaz ama şüpheye düşer. Sonra komşuna "Ya bu Ahmet
Ahmet diğer komşusunu soymuş dersin. Sonra bekçiye ya Ahmet yan mahalledeki bekçiyi bıçaklamış dersin. Böyle böyle tüm mahalleyi oyarsın alttan. Sonra sen herkesin içinde yetişin komşular Ahmet evimi soydu diye bağırırsan bir Allah'ın kulu da bunu sorgulamaz. Ahmet daha ağzını açamadan cevap veremeden tekme tokat dayak yerek komaya sokulur. Kanıtın belgenin önemi yok yani. Hatta asıl soyguncu sen bile olabilirsin. Önemli değil. Önemli olan sürekli şekilde aynı yalanları yapıp hazırlık yapman. Bunun eğitimini de zaten bunları yurt dışından gelen uzmanlar veriyor. PETA Steiner'ı duydunuz mu mesela? PETA sözde bir insan hakları derneği savunucusu, Evangelikalizm Derneği üyesi ve Amnesty International görevlisi. Steiner 2017 yılında Türkiye'ye geliyor başka böyle IT uzmanlarıyla birlikte. Burada Büyükada'da Ascot Oteli'nde HDP ve örgüt üyelerine workshop veriyorlar. Workshop kursun adı da Dijital Güvenlik ve Bilgi Yönetimi. Burada üyelere nasıl gizli şekilde mesajlaşabileceklerini ve tabii ki de algı yönetimi kursu veriyorlardı. Polis burayı basıyor ve bunların hepsini tutukluyor. Uzun bir sürede bunlar tutuklu kalıyor. 115 gün falan olsa gerek. ABD, NATO, AB aklınıza kim gelirse Türkiye'yi kınıyor ve serbest kalmalarını istiyor bunların ve sürekli baskı yapıyorlar. En sonunda eski Alman şansölyesi ve Tayyip Erdoğan'ın eski dostu Gerhard Schröder da devreye giriyor ve Erdoğan'la yaptığı özel bir görüşme sonrası bu şahıslar serbest bırakılıyor. Peki HDP için ne demek? Bu dayak yiyen müzisyenle de bunun alakası ne? Size bahsettiğim şekilde bir Twitter yapılanması var bunların. Bilinenlerinden en büyükleri mesela Argişizm ve Bitlisname. Ama komik paylaşımlar yapan No Context Kurt, Mevzu Kürtlere, Spotify Kurdi, Radyo Kurdi gibi hesaplar da var. Argişizm ve Bitlisname Bedel Boselli ekolünden tarihi uydurur. Diğerleri de genelde komik paylaşımlar yaparlar. Ölürüm Türkiye'm olayında paylaşmışlardı. Sonra ben cevap verince paylaşım silip kaçmışlardı, hatırlarsınız. Şimdi hedef ne demiştik? Etki ve tepki. Olay şu. Sen tetikleyici bir haber veriyorsun. İşte Kürtler ırkçılık, Kürt olduğu için öldürüldüğü, devlet Kürtlere eşit davranmıyor falan diye. Sonra milleti tetikleyince çıkıp bakın bunun çözümü HDP'yi seçmektir. Özgür Kürdistan'dır derler. Yani formül ve matematik basit aslında. Yani kaynak HDP'den yukarıdan gelir. Sosyal medya gerillaları bunu yayar. Sonra KCK medyası bunu haber yapar. Bir de bu gazetelere bir şey dersen ya iddia bizim değil ki sosyal medyada gündem oldu derler. Evet gündem ama kim gündem yaptı acaba? Sonra da buralardan bölünerek yurt dışına taşınır. Almanya, Fransa, İngiltere falan buralar çok önemli. Çünkü burada çok Kürt olduğu için oralar önemli. Bu şekilde nefret sürekli tazelenir ve HDP rekor oy almaya devam eder. İşin kötü yanı şu. Mesela böyle bir iddia ortaya atılınca senin teyit etmen, araştırman zaman alır. Sen gerçeği ortaya çıkarana kadar onlar çoktan milyonlarca kişi erişmiştir. Sonra da orijinal paylaşım silinir. Geriye sadece iddia kalır. Ve bunu yıl içerisinde yüzlerce kez yapıyorlar. Yani sen olayı açıklığa kavuşturana kadar o 5-6 tane daha yeni yalan ortaya atmış oluyor. Mücadele etmen mümkün değil. Gelinse birkaç örnek vereyim mi isterseniz? Eylül 2019'da O Ses Türkiye sanatçısı Dodan Batman'da bir kafede konser verirken mekanın ruhsatı olmadığı için polis gelip burayı kapatıyor. Olay bu. Fakat o da nesi? Ertesi gün HDP'den bir tweet. Bütün dünyada Kürtçe müzik dalgası yayılırken Batman'da Dodan'ın ana dilinde müzik yapması polislerce engellendi. Kürtçe yasaklayarak halkın kendi değerlerinden, ana dilinden vazgeçeceğini sananlar hep yenildi. Yine yenilecek diye bir tweet attı. Ardından yine sosyal medya gönüllüleri denilen bu hesaplarla gündem yapıldı. Sonra KCK medyasından Radikal, Evrensel falan bunlara haber yaptı. Hani Kürtçe yasak değildi diye paylaşıldı. Hatta CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu çıkıp Ey Dilbereyi türküsünü Batman'da söylerken O Ses Türkiye birincisi Doda'nın elinden mikrofon bir polis amiri tarafından alındıysa bana düşen görevde bu hak ihlalini protesto etmek için mecliste bu türküyü bütün Türkiye'yi dinletmek olacak diye tweet attı. Milyonlarca etkileşim, binlerce paylaşım. Sonra Doda'nın çıktı bir açıklama yaptı. Dedi ki bu olay aslında böyle değil. Mekanın ruhsatı yoktu. Evet ben de kızdım çünkü bana saygısızca davranıldı ama bunun Kürtçe'yle bir alakası yok. Kendisinden dinleyelim. Yaşanmış olan olay bu hale gelmesini ummuyordum ki kesinlikle bir Dodan üzerinden yürütülen bir durum olduğunu olmadığını söyleyebilirim. Evet Kürtçe şarkı söylediğim doğrudur. Kürtçe şarkı esasında olayın gerçekleştiği de doğrudur. Fakat bu noktada olayın bu hale gelmesi bir Dodan üzerinden olan bir durum ya da Kürtçe şarkı söyleniyor üzerinden olan bir durum haline getirmesi bence yanlış. Gelişen şey öyle değildi. Zaten kim çekmişse bilmiyorum. Bir arkadaş video çekmiş ve orada da ifade etmiş olduğu bir şey yerinde bir durumdu. Ve bu yaşanan durumu da çok başka bir hale koymamak da bence çok iyi olur diye düşünüyorum. Kelimeleri toparlayamıyorum. Hani daha başka ne söyleyebilirim diye. Ama bilmenizi istediğim tek şey kesinlikle ve kesinlikle bir siyasi bir
bir pozisyon asla olmadı, asla değil. Hiç kimse bunu bir politik bir şeye çekmesin. Elimden mikrofonun alındığı doğrudur. Adab ve adabında bir davranışın sevgilenmediği doğrudur. İçeriye böyle paldır küldür girdiği doğrudur. Oradaki insanların rahatsız edildiği doğrudur. Ama onun dışında hani başka herhangi bir şey yaşanmadı. Tamamıyla mekan ve oraya gelen güvenlik görevlilerinin ihbar üzerine gelmesiyle gelişen bir durumdu. Ve olay buraya kadar geldi. Çok üzgünüm. Bu noktada üstüme düşen ne varsa bütün şeyiyle. Peki ne oldu? Ne oldu? HDP milyonlarca etkileşime ulaşırken Duda'nın açıklaması toplasan belki de 40 bin kişi falan tarafından izlendi. Düzeltme yayınlandı mı? Hayır. Bu gazeteleri bilir. Hacı, sizin bu kadar takipçiniz var, tirajınız var, bilmem neyiniz var, bunu haber yaptınız. Nerede burada sorumluluk? Hani kaynağınız dedi mi? Yok. Halkın birçoğu hala bunun gerçek olduğunu sanıyor. 24 Ocak 2020 yılına girince HDP seviyeyi iyice düşürüyor. Hatırlarsanız Elazığ'da büyük bir deprem olmuştu. 24 Ocak'ta deprem olduktan sonraki sabahı tüm Türkiye şok içerisindeyken Pervin Buldan müthiş bir karaktersizliğe imza attı. Sabahın 8'inde paylaştığı tweetinde Elazığ'daki depremden sonra Google'da en çok aranan Elazığ Kürt mü sözcüğü olmuş. Herkes şunu iyi bilsin ki Türküyle, Kürdüyle, Ermeniyle, Süryanisiyle, Lazıyla, Arabıyla, Çerkeziyle bir bütünüz. Acılarımızın dili, dini, ırkı asla yoktur. Sonra yine size anlattığımız şemayla bu yayıldı. Sayfalar, gazeteler, sözlükler konuyu böyle uçuruyor, patlıyor. Herkes paylaşım yapıyor. Herkes lanetliyor, herkes kızıyor, herkes öfkeleniyor. Fakat Google dediğimiz şeyin istatistikleri var. Ve baktığımız zaman bırak en çok arananı, böyle bir arama bile olmadığını görüyoruz. 25 Ocak'tan önce böyle bir arama bile yok. Aramalar Pervin Buldan tweet attıktan sonra yapılıyor. İsterseniz siz kendiniz gidip Search Console istatistiğinden bakabilirsiniz. Böyle bir arama yok. Hatta Google sağ olsun aramaların yapıldığı yerleri de görüyoruz. Birinci sırada Batman, ikinci sırada Muş, üçüncü sırada Elazığ'ın kendisi, dördüncü sırada Şanlıurfa, beşinci de Ağrı. Yani Buldan göz göre göre yalan söyledi. Hem de tüm ülkenin şok olduğu, çoluk çocuğun öldüğü bir felaket esnasında. Neden? Bir insan neden bu kadar alçalır? Cevabı basit. Ne demiştik? Etki tepki modeli. Önce tetikleme yapılan Elazığ Kürt mü yalanı ortaya atılıyor. 2 saat sonra HDP, kriz masamız bugün 60'tan fazla köye giderek hasar tespit çalışmasına bulunmuş. Halkla konuşmuştur. Partimizin ulaştığı köylerin hiçbirine şimdiye kadar yetkililer tarafından bir yardım ulaştırılmamıştır. Bu köylere en kısa zamanda yardım ulaşması için çalışmaları sürdürüyoruz diye bir tweet at. Yani affadığın Kürtleri ayırdığını iddia et. Şimdi şöyle düşünmeniz lazım. Bir Kürt olduğunu düşün ve burada belki de bu köydesin ve haberlerde bunu görüyorsun. HDP sana bunu söylüyor. İnsanlar seni ayırıyor diyor ve sonradan da yardım almadığını iddia ediyor. Nasıl bir çalışma görüyor musunuz? Bugüne kadar hala milyonlarca insan Elazığ Kürt mü olayına inanıyor. Toplum yine HDP'nin istediği şekilde şekilleniyor. Devam edelim mi isterseniz? Yine 2020 yılında İstanbul'da bir kavgada Barış Çakan adlı bir genç bıçaklanarak öldürüldü. HDP Barış Çakan Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü diye sisteme yine start verdi. Kısa sürede yine milyonlarca etkileşim, binlerce paylaşım yapıldı. Yurt dışına İngilizce, Almanca, Fransızca, Flemenkçe neyse servis edildi. HDP eylemler düzenledi. Ardından görüntüler ortaya çıktı. Barış Çakan'ın o esnada yanındaki arkadaşı ifade verdi. Bedirhan Ağa ifadesinde şüphelilerin park halindeki araçtan yüksek sesle müzik dinlediklerini belirterek ezanın okunduğunu söyleyerek müziğin sesini kısmasını istedim. Bunun üzerine araçtan inen Kubilay bana "Sen kimsin, sen ne karışıyorsun, istediğim gibi müzik dinlerim" dedi. Kavga başladı dedi. Yetmedi, Acılı Baba da noktayı koydu ve konunun aslını anlattı cenazedemde. Ortada Kürtçe müzik bile yok. Barış camiye gidiyormuş bu esnada. Bunlar dışarıdayken 3 kişi, o karşı 3 kişi aracın içinde müzik dinliyorlarmış. O ezanda da, o esnada da ezan okunuyormuş. Bu arkadaşı demiş ki ezan okunuyor. Şunun sesini biraz kısın, ezan bilsin. Oğlunuzun arkadaşı diyor. Evet. Karşı tarafta diyor ki vay sen bana İslamiyet'i mi öğreteceksin? Kavga ediyorlar. O arkadaşı kaçıyor. Bizim çocuk ellerinde kalıyor. 3 kişi birden bunu nasıl kaldırıyor? Olay böyle. Fakat kime ne anlatıyorsun hacı sen? Öyle ki babanın açıklama videosunun altında "o zaman baban yalan söylüyor. Niyeyse bu açıklama bana inandırıcı gelmedi. Başka bir şey var gibi. Bir başka neden, sanki müzik olmayabilir ama başka bir neden var kesin" diye yorumlar var. Mantığı görüyor musunuz abi? Bir tarafta kamera kayıtları, ifadeler, otopsi raporu var. Diğer tarafta HDP'nin iddiası. Fakat HDP öyle bir tarikatlaşma yaratmış ki halk olayı yaşayan insanları bile suçluyor. HDP'li Meral Danış Beştaş, yine Beştaş, Barış Çakan olayı son iki gündür ciddi bir şekilde tartışılıyor. Ülke
Türkiye'de Kürtçe konuştuğu için, Kürtçe müzik dinlediği için kimse öldürülmemiş. Hiçbir vaka yokmuş. Tarihimizde böyle bir olay yokmuş gibi bir tutum sergileniyor. Böyle bir algı yaratılıyor, dedi. E abi ne alakası var? Bir de böyle savunmaları var bunların. Sen bir yalanlarını ortaya çıkardığın zaman, e tamam da bu yalan da zamanında böyle olmadı mı diyor. Ne alaka? İddia sahibi sensin. Her fırsatta övünüyorsun, şu kadar milyon oyun var, şunu herkes beni takip ediyor, milleti sokağa dökebilirim diye övünüyorsun. Ama konu bu işin sorumluluğuna geldiği zaman kendini oradan çok güzel çekiyorsun. Hatta hırsını alamayan HDP milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Barış Çakan'ın ailesi baskı ve tehdide maruz kaldığı için mi ifadelerini değiştirmişlerdir diye sordu. Erbatur'un komik tweet'i gibi yani. Hani bir hesap onun adına bir şey paylaşınca, ben öyle bir şey demedim diyor, hesapta söyledin diye cevap veriyor ya. HDP'nin durumu da böyle. Beştaş bir de bu açıklama esnasında polis Atakan Aslan ölümüne neden olduğu iddia edilen MCE isimli kişinin görüntülerini sosyal medya ve basın organları tarafından yayınlandığını hatırlatan Beştaş, bu fotoğrafları kim servis etti? Hangi şekilde bu fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı? Bu sorularımızı da sormuş olalım diyor. Şeytanlığa baksanıza. Bahsedilen Atakan Aslan sırtına vurularak şehit edilmişti. Fail yakalanınca da HDP'nin bu sosyal medya ekibi, sırf Kürt olduğu için polisin işkence ettiği genç diye paylaşılmıştı. Yani bir yalan ortaya çıkarınca gidip diğerine sarılıyor. İnanılmaz bir şey. Bu yere yatırılma olayına tepki gösteren HDP, Konya'daki katil aynı şekilde yere yatırılınca yetmez çıkın kafasına moduna büründü. Vay heval vay. Eşitlik nerede? Size böyle yüzlerce daha palavra örnek gösterebilirim ama sıkıldınız sanırım. Şimdi son olarak başta konuştuğumuz Erdal Erdoğan'a gelelim. Bahsi geçen olay yaşandıktan saat sonra bu sosyal medya gerillaları videonun başlığını değiştirip Kürtçe okudu diye faşistler saldırdı olarak paylaştı. Fakat işin aslı, düğün sahibi de Kürt. Ayrıca Erdoğan'ın canlı yayında bir saat boyunca zaten Kürtçe parça okuduğu görülüyor. Yani mümkün değil. Ki zaten o da açıklama yapıyor öyle değil diye. Mevzu Kürtlere, No Context Kürt ve Spotify kurdi el ele bu yalanı güzelce yayıyorlar. Fakat şanslarına ben geç uyudum ve erkenden girişimi fark ettim. Mevzu Kürtlere yaptığı paylaşımda mesela düğüne Kürt sanatçı çağırıp Kürtçe hala ezgisi çalıyor diye saldırmışlar. Bu ülkede ırkçılık yok diyenler tanır mı? Sanmam, diye paylaştım. Bunun üzerine ben, olayın ardından ırkçılık değil de başka bir şey çıkınca ömründe bir kere adam olup düzelmeye inecek misin? Çünkü tekmeyi atan düğün sahibi de Kürt, dedim. Tahir Şimşek de aynısını paylaştı. Ona da aynısını söyledim. Ve sonra ne yaptı ikisi de? Sessiz sedasız sildiler, ortadan kayboldular. Çünkü başarıya ulaşıldı. Yalan yurt dışına yayıldı. Şimdi şu an hala çeşitli dillerde orada etkileşim oluyor bu. Peki kim bunların sorumlusu? Kim bunun hesabını verecek? Bir daha ben HDP'nin bir yalanında bekleyin bakalım aslı neymiş deyince foşik erlik diye ağlayanları şimdiden öpüyorum. Sonra çocuk bu açıklamayı yapınca adama küfretmeye başlıyorlar. Niye yalan konuşuyorsun diye. İşte aslında ırkçılıktı. Ulan adam değil diyor. Herkes değil diyor. Düğündeki adam da değil diyor. Düğünde olan birçok kişi bu paylaşımların altına ben düğündeydim, bu olay böyle değil diyor. Herifi küfür ediyorlar. Faşistsin diyorlar. Adam diyor ki ben de Kürt'üm amına koyayım. Ne alaka diyor. Hayır diyor, yalan söylüyorsun. Niye? Çünkü abi adam öyle diyor. HDP öyle söyledi ona. HDP öyle söylüyorsa öyle olması gerekiyor. Paranoya yaklaşmayın arkadaşlar. Bu gaza getirdiğiniz gençler yani öbür gün sokaklara çıkacaklar, eylemler yapacaklar. Polis belki de bunların kafasına da bir kapsül denk getirecek. O zaman yine bilmem ne ölümsüzdür diye ağlayıp sızlayacaksınız. Yapmayın. Yarın ciddi bir şekilde bir ırkçılığa uğrar ki bu sanatçı arkadaş ırkçılığa uğramış olabilirdi. Yani gerçekten ırkçı bir saldırı olmuş olabilirdi. Fakat bundan sonra size kimse inanmayacak abi. Bunun sebebi de o şu bu değil. Ben mesela inanmıyorum. Böyle bir haber geldiği zaman bilenler bilir. Ben inanmıyorum. En az böyle 4-5 kaynaktan teyit etmeden inanmıyorum ki %99'unda da bahsettiğim şekilde çıkıyor. Bir dahaki sefere bana neden inanmıyorsun, foşik misin diyenler bunu görsün, iyice öğrensin.